Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulması planlanan Yeşil Hidrojen Tesisi için, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Enerjisa Üretim Santralleri Anonim Şirketi, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK MAM ve Aspilsan Enerji Anonim Şirketi bir araya gelerek yapılan törenle kurumsal işbirliği protokolüne imzalarını attılar. %100 enerji dönüşümünü sağlama yolunda mevcut teknolojilerle karbon salınımlarının düşürülmesinde fosil yakıtlar yerine ikame edilebilecek en büyük potansiyele sahip alternatif enerji kaynağı yeşil hidrojenin, Enerjisa Üretim'e ait Bandırma Enerji Üssü'nde üretimi ve kullanımı için start verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez'in de katılım gösterdiği törende, Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, TÜBİTAK MAM Başkan Vekili Profesör Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve Aspilsan Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy da hazır bulundu. Tören, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Enerji Yöneticisi Mehmet Volkan Duman'ın sunumu ile başladı. Sunumunda yenilenebilir hibrit enerji sistemleri hakkında bilgi veren Duman, Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecine ve ülkemiz için ilk olacak yeni enerji sistemlerinin potansiyeline değindi. Duman ayrıca Güney Marmara bölgesinin yenilenebilir enerji alanındaki avantajlarını anlatırken ana hedefin Bandırma Biga hattında hidrojen üretim merkezi oluşturmak olduğunu söyledi. Duman sunumunda, Güney Marmara bölgesinin hidrojen ekonomisini canlandırma girişimlerine en elverişli bölge olduğuna değindi. Yeşil Hidrojen Üretim Merkezi olarak Güney Marmara'nın tercih edilmesinde bölgenin Türkiye'nin %12,50 elektriğini üretmesi, 2,50 gigawattlık yenilenebilir kaynak bazlı elektrik kurulu kapasitesiyle Türkiye'nin en verimli yenilenebilir enerji santrallerini barındırması, rüzgar enerjisi kurulu kapasitesinde Türkiye'nin lideri olması ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Danimarka Enerji Ajansı'nın ortak yürüttüğü deniz üstü RES çalışmalarında en cazip bölgelerden biri olarak belirlenmesinin etkili olduğunun altını çizdi. Enerjisa Üretim Proses İzleme ve Ar-Ge Çalışmaları Müdür Yardımcısı Kahraman Çoban, Aspilsan Enerji İstanbul Ar-Ge Müdürü Dr. Emre Ata, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kıdemli Baş Uzmanı Doçent Dr. Fehmi Akgün ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu da törende sunumlarını gerçekleştirerek, yürüttükleri hidrojen çalışmalarını, yenilenebilir enerji alanındaki projelerini, ilgili yatırımlarını ve kuruluşları hakkında genel tanıtım bilgilerini katılımcılarla paylaştılar. Sunumların ardından protokol konuşmalarına geçildi. Konuşmasını gerçekleştiren Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek katılımcı kuruluşlara teşekkür etti. Bayçöl, hidrojen konusunda Türkiye'nin önemli bir potansiyel barındırdığını ve hızlı hareket edilerek bu konuda Türkiye'de önce olunması gerektiğini dile getirdi. Protokol imzalarından sonraki sürecin çok kıymetli olduğunu söyleyen Bayçöl, Enerjisa Üretim'in bütün gücüyle bu protokolde adreslenmeye çalışılan başlıklarda yer almak istediğini belirtti. Türkiye'nin bu manada önce olup somut adımlarla yol aldığında katma değer yaratabileceğini, ne kadar hızlı yol alınabilirse o kadar başarılı olunacağını, bu yolculukların bireysel olarak zor olduğunu, güç birliği ile ancak bir noktaya varılabileceğini, Enerjisa Üretim'in tüm imkanlarıyla ve yüreklerini koyarak bu projede gönüllü olarak yer almak istediğini belirterek konuşmasına son verdi. Konuşmalarında Mayıs ayında yerli lityum pil üretiminin müjdesini veren Aspilsan Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, protokolde olmak bizim için çok önemli. Türkiye'de şirketlerin bu yönde bir girişiminin olması asıl itici gücü oluşturuyor. Hidrojen konusunda dünyada gelişmeler sürerken Türkiye'nin bu konuda çalışmalarını hızlandırması gerekiyor. Bu konuda Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın öncülük etmesi ve bizi bir araya getirmesi, kuruluşlarımızın tüm olanaklarını seferber etmeleri bu konuda çok değerli, diyerek konuşmalarını noktaladı.